herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de başkan gibi 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nı kutluyorum. Dün gerçekten çok gurur verici bir gündü. Geçmiş bayramı. Dün çok gurur verici bir gündü. Ben bayrama giderken biraz böyle ezik gittim ama oradan çıkarken inanılmaz bir gaz almışım. Ofise kadar yürüdüm ki benim Esentepe'de. Nasıl yürüdüğümü anlamadım bile yani. Çok heyecanlı bir şekilde yürüdüm. Güzel bir başlangıçtı. Başkan da bana demin hatırlattı. Konuya geçmeden evvel bu aidat meselesi var. Bu ay kira ödenemiyormuş. Aidat bozacağımlar herhalde iyi olur diye düşünüyorum. Başkanın yanına uğrasalar. Tebliğ uzun Burcu bir tebliğ. Burcu Hanım'ın yanına uğrarlarsa. Evet Burcu. Evet, işte, yani tebliğ uzun bir tebliğ. Herhalde birçoğunu dinlemiştir. Güzel tarafı şu. 37 tane değişik tebliğ içine yer alan tevfikatla ilgili kısmı iptal edip tek bir tebliğde topladı. Bu Maliye Bakanlığı'nın son zamanlarda yaptığı güzel işlerden biri. Çünkü biz meslek mensupları daha önce bir konuyla karşılaştığında tebliğ arıyorduk. Tebliğ araştırıyorduk. Şimdi buna gerekiyor. Tevfikatla ilgili bir işlem olduğunda icat ettiklerimiz belli. Buna dönüp buradan ilgili konuyu rahatça bulabileceğiz. Gayet net, açık, örnekleri iyi, dil olarak iyi, güzel bir kalem olmuş bir tebliğ. Olayın bir yolu bu. Diğer yolu da şu ama yani Maliye Bakanlığı bu vergi güvenlik müessesini yaygınlaştırıyor. Sorumluluğu arttırıyor. Özellikle göreceksiniz yeni sorumluluklar getiriyor. Tabi bu vergi tekniklerinden doğru bir yöntemle yaşayacağız arkadaşlar. Yani. Çünkü güvenleri üzerine büyük dağ bindirmek çok sağlıklı bir şey değil. Ama bu sık sık başvuruluyor. Dünyada çok fazla önde olmayan uygulama. Bizim ülkemizde yaygınlaştırılıyor. Tabi olayı mesleği ilgilendiren bir boyutu da var. Yapacağımız iş de ağırlaşıyor açıkçası. Öyle garip ki yani bundan sonra hemen hemen bütün ilişkilerde, müşteri ilişkilerinde bu ilişki tefkata tabi mi? Tabi ise biraz sonra göreceğiz. Tam tefkata mı tabi, kısmi tefkata tabi de sorularımız lazım. Açıkçası ben hep diyorum bu tebliği de sürekli çantamızda taşımanın avantajı olacağını düşünüyorum bundan sonra. Çünkü gerçekten çok gelişti. Şimdi ben yaklaşık 14 yıldır eğitmenlik yapıyorum. İşte bunu 12 yıldır üniversitede yapıyorum. Bu zorlanacak konulardan biri. Çünkü çok geniş. Hele şimdi bir saatlik sürede, akşam saatinde nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Bir başlayalım. Yani vaktiniz olsa ben devam ederim ama umarım sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Şöyle de yapabiliriz. Daha çok soru cevap bekliyorum. Yok 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 olmaz. Sayın Başkan, çok özür dilerim. Müsaade ederseniz bu toplantının bu eğitimle ilgili bölümü son sesinde olmak kaydıyla sevgili olsun. Müsaade edersen yöntemini ben belirleyeyim. Şimdi siz bir sunuşu yapın. Tabii. Bilgilerinizi paylaşın. Ondan sonra bölümü soru cevap şeklinde döndürelim. Onun için arkadaşımın arkadaşı söyledi ama yöntem olarak interaktif bir yöntem olmuş olur. Çünkü akıllarında bir şey kalmaz. Onun için herhalde müsaade et, sen bir sunuşunu yap. Sonra bölümü ben idare edeyim. Herhalde sen de ondan şükür. Evet. Şimdi demin de söyledim. 37 tane tebliğ ortadan kaldıran, yani tebliğin tefkat ilk kısmını ortadan kaldıran bir tebliğ. Bu yürürlük tarihi hemen dünden itibaren başladı. Yani dünden itibaren ilişkilerde artık ülkelerimizin bu tebliği dikkate almak zorundayız. Tebliğ, KDV tefkat oranlarını, tefkat yapacak olanları, tefkat konularını ve beyannameye düzenli ilişkin yeni belirlemeler yapmaktır. Yeni belirlemeler var. Kaldırılan belirleme, eskiden kaldırılan tefkatlar da var. Yeni ihtisas eden kurumlar var. Kaldırılan kurumlar da var. Şimdi hepinizin malum, katma değer vergisinin 9. madde çok önemli bir madde. Bir işleme taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu kılan madde. Madde diyor ki aynen, 1. fıkrasında, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, iş yerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde. Yani yasada iki kısım var. Birincisi Türkiye'de değil, Türkiye'de ikametgah, iş yeri, kanuni merkezi yok ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağını emniyet altına almak amacıyla vergiye taraf olanları verginin ödemesinden sorumlu tutar. Tevfikatla ilgili olarak yasa hüküm bu. Maliye Bakanlığı'nın yetkilendiren hüküm bu. Bir kez daha söylüyorum, iki hüküm var. Türkiye'de ikametgahı iş yeri olmayanlar ve gerekli görülen diğer haller. Şimdi tevfikatla ilgili olarak iki
tür tevkifat müessesesi var burada. Bunlardan biri tam, bir diğeri ise kısmi tevkifat. Tam ve şimdi tam tevkifatı şöyle açıklıyor. İlgili tebrik diyor ki, bir işleme taraf olanlardan, satıcının değil, alıcının işlemin tamamından sorumlu olmasını ben diyor, tam tevkifat. Satıcının değil, alıcının işlemin tamamından sorumlu olmasını ben tam tevkifat derim diyor. Alıcının ve satıcının işlemden kısmi olarak sorumluluklu ölçüsü var ve bu oranı ben bilirim. Buna da kısmi tevkifat derim diyor, kısmi tevkifat derim. Beyanla ilgili değişen bir şey yok. Biliyorsunuz tevkifatlarda beyan, iki nolu katma değer vergisi beyannamesi de verilir. İki nolu katma değer vergisi beyanlanır. Beyanla ilgili olarak değişikler. Beyanname, iki nolu katma değer vergisi de verilir. Fakat burada özellikle bir husus var. Diyor ki, işleme tabi belge, takip eden ayda düzenlense bile, işlem yapıldığı ayda, beyan edilir. Bunun da maddesi yine katma değer, vergiyi doğuran olayla ilgili madde, katma değer vergisi kanunu. Vergiyi doğuran olayla ilgili maddede de aynen bunu söylüyor. 10. madde o. Yani işlemin yapıldığı tarihte bu iki nolu beyanın verilmesi. Buna çok özellikle uluslararası işlerde buna çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani işlem bazen ödeme yapılıyor, bazen avans yapılıyor. Bazen birkaç ay sonra bize belge edebiliyor. Burada biz işlemin olduğu tarihte, biliyorsunuz vergi doğru olaylarda teslimin yapılması hizmetin ifasıdır. Burada biraz sonra göreceğiz, kısmi tevkifatta hem teslim sayılan teslimle ilgili hükümler var, hem de hizmetle ilgili hükümler var. Buradaki süreç şu arkadaşlar, ne zaman yapıyor, teslim ne zaman yapıyor, hizmet ne zaman ifa ediyorsa beyanname o tarihte veriliyor. Şimdi beyannamede kimlerin kapsamda olduğunu tek tek yazıyor yasa. Ben bunu geçiyorum çünkü hızlı bir şey geçmek zorundayım. Tam tevkifat uygulamasına geçiyorum. Tam tevkifat uygulamasında aynen 3 ayrı belt sıralamış burada. Birinci belt, İkametgah, iş yeri, kanun merkezi, iş merkezi, Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler. Bu yapılan işlemlerde kriter şu, işlemin Türkiye'de yapılması veya Türkiye'de faydalanması hallerinde tam tevkifatlar arkadaşlar. Yani bu şu demek, burada malı satan ya da hizmeti yapan değil, buradaki alıcı bu beyanname yapacak. Bu geçmişte gibi değişik yok şu anda. Geçmişte de aynı şekilde devam ediyordu biliyorsunuz. Tevkifatta bu şey, işlemi yapan eğer Türkiye'de mükellef değilse, kanun iş merkezi, ikametgahı daimi şöyle Türkiye'de yoksa, bunun Türkiye'de yaptığı veya Türkiye'de faydalanan hizmetler, bu aynı OECD kriteridir, bir faydalanma kriteridir. Bir hizmetten Türkiye'de faydalanıyorsa, katma değer vergisi vardır. Çok da örnekler var bununla ilgili olarak. Hangi yerlerde tevkifatlar, hangi yerlerde yok. Tebliğ o konuda gayet açık. İncelerseniz görürsünüz. Tek tek örnekleri bilmiyorum, girmeyeyim ama biraz sonra soru gelirse soruları yanıtlarım diye düşünüyorum. Servislik faaliyeti kapsamında yapılan teslimlerde tam tevkifatlar. Özellikle burada hangi teslimler diye sorabilirsiniz. Gelir vergisi kanunu 18 maddesi, yani meşhur 18 madde var biliyorsunuz. Servislik kazançlarında istisna olan madde. O madde hani müellif, mütercim, işte bilgisayar programcısı, romancı, hikayeci, bunlar eserleri ve bu eserlerin teslimi. Hatta bunların mirasçılar tarafından da teslimi. Biliyorsunuz serbestlik kazançlarından istisna edilmiştir. Bununla ilgili yapılan teslimler de tam istisna ve tam tevkifat vardır. Geçmişte zaten aynıydı arkadaşlar. Geçmişte de aynıydı. Yani böyle bir efendim değişik yok. Bunu da biliyorsunuz oran 94 ile %17'dir. Örneğin 100 liralık bir teslim yapıldığını düşün. Yani herhangi bir mükellefiniz bir yayın kuruluşu, bir yazara veya bir karikatüre 100 liralık bir işlem yaptığında hemen onu 0.83'e bölüp matrağı bulup buradan %1 stopaj ve %18'e KDV ayırıp beyanname, iki yolu katma değer beyannamesinin verilmesi lazım. Parantez herhalde. %17. Tabii orada, tabii 17 herhalde %14'de. Bürüt, yani KDV taahhüt işlemi bürüt tutar. 100 lira 83'e bölmeniz lazım. Stopaj
da yürüyüp yürüt tutarı bulup onun üzerinde. Tabii mesela burada tebliğ örnek vermiş. 200 liralık bir ödeme yapılması. Yani 200 liralık bir ödeme yapılırsa 0.83'e bölünecek. 240,96 lira olacak. Ve oradan %20 stopa hesaplanacak. O tutardan, pardon %17 stopa hesaplanacak. O tutardan %18 katma değer hesaplanacak. Bu şekilde. Açıkçası tebliğin tam tefkata ilişkili kısımlarında eskiyle ilgili hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Eskisiyle aynı. Şimdi burada yeni gelen bir müessese var sadece. Diyor ki, çok önemli bir madde. Diyor ki, gelir vergisi kanunu 91 maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamında alımlarından satıcılardan, yani tam tefkat değil, satıcılardan bir yazı talep edecekler. Bundan sonra bizim uğraşılan kısım bu. İlk defa geliyor çünkü bu. Yani herhangi bir yayın evi, herhangi bir yazara bir yazı yazdırıldığında ne yapacak ondan? Bir yazı talep edecek. Bu yazıda yapılan faaliyeti kişi belirtecek. Yapılan, benim yaptığım iş arizi faaliyet diyecek ve katma değer vergisine tabi değil diyecek. Ve ben bu işi arizi yapıyorum, sen sorumlu sıfatıyla beyan edeceksin diyecek. Bununla ilgili bir yazı yazdı. Yazının şekli, şemali yok. Tebliğde de yok. Bunu biz de karşı taraftan yani bir nevi taahhütname alacağız. Karşı tarafın yaptığı işi arizi kazancı olduğunu, sürekli ifade etmeden bir yazı. Bu bundan sonra ilk defa getirilen müessese. Başka bir müessese var mı efendim? Yok, daha önce yoktu. Yani artık şey yetmiyor biliyorsunuz. Biz daha çok hemen gider bir soru düzenleniyordu. İmza atıyorduk ve olay bitiyordu. Şimdi sana bu hizmeti yapan kişi, yaptığı hizmet tam değil, arizi, tam mükellef olmadı yani. Sürekli mükellef, arizi mükellef olduğunu bir yazıyla bildirecek arkadaşlar. Bu yeni gelen bir şey. Burada parantezsiz. Her işlem için mi ayrı bir sözleşme? Her işlem için, her işlem için. Yıl boyunca bir tane sahip. Her işlem için. Yani ben şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer biz bir kişiye sürekli bunu yaptırıyorsak, onun bence bir kere vermesi gerekli. Eğer durumu değişmemişse. Yani bir kere, bir kişi, hayır, gelir vergisi 18, bakın bir kez daha, bir dakika. Gelir vergisi 18 kapsamında yapalım. Şöyle yapalım, yani Erol Bey bir sunsun ama takıldığımız sorularımızı bir not edelim. Değilse hani yol almakta zor olur ama yani çok haklı bir şeyler söylüyorsun. Çünkü senin sorduğun soruyla bir dolu arkadaşımızın da benzer sorusu olabilir. O bakımdan sorun son derece yararlı ama yöntem olarak bir Erol Bey bir sunsun. Ondan sonra bütün bunları tartışacağız.